Merhabalar değerli Satranç TV takipçileri. Ben Cem. Günden bugün yepyeni güzel bir maçla birlikteyiz. Blackburn bir maçıyla birlikteyiz. Biraz hastalandım herhalde. Hava değişiminden ani bir şekilde hastalandım. Arka planda böyle bir çorba tarzı bir şey yapmaya çalışıyorum. Eğer hani ses falan çıkarsa arka planda mutfaktan falan kusura bakmayın şimdi. Evet arkadaşlar hemen maçımıza geçelim. Beyazlar E4 hamlesiyle başlıyor. Siyahlar Blackburn. E5. At F3. At C6. D4. E alır D4 ve fil C4. Şimdi burada at D4 hamlesine bunları videolarda anlatmıştım. Siyahlar at F6 ile devam etmeli diye. At C6, B C6 sonrası beyazlar E5 sürerek devam ediyor. Vezir E7 oynuyor siyahlar. Çünkü beyazın rahat bir şekilde gelişmesini istemiyor. Mesela at D5'e şimdi C4 oynayabilir. Bakın at B6, şimdi fil D3. Yani beyazlar çok rahat bir şekilde gelişti. Şimdi rok atacak. Ama vezir E7 oynadığımız zaman burada siyahlarla. Şimdi E5'e saldırdığımız için F4 hamlesi olmuyor. D6 ile birlikte şu an E çarpı F6 yok bu arada açmaz olduğu için. D6 ile birlikte siyahlar E5 piyonuna hem piyonla hem vezirle saldırıyor. Dolayısıyla bu piyon düşüyor. Şimdi vezir E2 oynamak zorunda kalıyor beyazlar. Bu sefer at D5 oynanıyor. C4 hamlesine de fil 6 gibi bir hamle var. Piyonu açmaza alıyoruz. Tabi burada at B6 da oynayabilir siyahlar. Bu tarz hamleler yapabilir. Vezir E7, vezir E2'den sonra at D5. Burada ben at B6'yı tercih ediyorum. Siyahlar bunu çok fazla oynadı. Sonra fil B7 uzun ok tercih ediyorum. Kısa ok da tercih ettiğim çok fazla oluyor. Çünkü beyazlar uzun ok yaptığı zaman buradan A5 A4 ile karşı saldırı yapabiliyoruz. Çok fazla boğmayayım sizi. Daha açılış kısmında. Fil C4 oynamış beyazlar. Fil C5 Blackburn'da. Ve burada at G5 hamlesi. Evet at G5'e at H6 oynamış. At E5 tarzı hamlelere bakın fil çarpı F7 hamlesi var. At çarpı F7'ye at çarpı F7. Şah çarpı F7'ye de bakın vezir H5 gibi çok şık bir hamle var. Hem F7'ye şaha saldırıyoruz hem de C5'teki file saldırıyoruz. Bu sebeplerle at D5 burada çalışmaz. At H6 iyi hamle. F7'yi saldırıyor. Normalde at H6 kötü gibi gözüküyor ama burada iyi bir hamle. Çünkü hem burada piyon öndeyiz hem de 3 tane taşımız oyunda. At F7 almış beyazlar. At çarpı F7, fil çarpı F7, şah çarpı F7, vezir H5. Artık tabi buradaki piyonumuz korunaklı. G6 oynuyoruz basitçe. Vezir D5 şah çekmiş. Burada vezir C5 alınsaydı D6 oynayacaktık zaten. Vezir D5 şah. Şah geri. Ben şahı zaten geriye gelecektim. Boşuna niye şah çektin ki? Diyor Blackburn. Beyaz ala. Vezir çarpı C5. Ve D5. D5 hamlesinin amacı da şu arkadaşlar. Bakın buradaki şah hala merkezde. Ve piyon üstünlüğümüz var. Biz taşları oyuna hızlı bir şekilde gelişirsek beyazların yapabileceği bir şey kalmıyor. Yani tamam şahımız, rokumuz bozuldu ama şah şu an burada güvenli. Bir tek H6 noktası zayıf. H6 noktasında beyazlar zaten şu an saldıramıyor. O sebeplerle siyahlar D5 oynayarak hemen merkezi açmaya çalışıyor. E çarpı D5. Kale E8 oynanmış. E5 yerine burada rok tarzı hamlelerde D4 vardı. Burada C3 oynanabilirdi. Bakın çünkü alışa şimdi C çarpı D4. En azından buradaki piyonların gücünü kırılmış oldu. E hattını açmamış oldu beyazlar. Ama gitti. Ne yaptı gidip? Burada E5 aldı. E5 kesinlikle kötü hamle çünkü E hattı açılıyor. Şimdi kale E8 şah. Şimdi rokumuz da bozuldu gereksiz. Şah D1. Yani beyazlar sırf rakibin rokunu bozabilmek adına atıyla bir daha oynadı. Vezirin oyuna çıktı. Piyon feda etti. Bir sürü şey yaptı. Sırf siyahların rokunun bozulması adına. Ulan o zaman şimdi kendi rokunu bozdun. O zaman boşuna mı uğraştık bu kadar? Böyle bir tablo karşımızda. O yüzden burada rokun bozulması beyazların açılış kısmında başarısız olduğunu çok rahatlıkla söyleyememize sebep olacak bir hamle. Vezir F6. Vezir F6 yerine çok daha şık hamle olan Vezir H4 hamlesi oynanabilirdi. Vezir F6'ya F3 oynanmış. F3 yerine fil D2 tarzı hamleler yapılabilir. İşte Vezir çarpı F2 alınırsa atı alıyoruz zaten. Yani şunu sorabilirsiniz. Şimdi Vezir F6'ya niye at alam şey niye böyle at alamıyoruz diye. Vezir F6'ya at alırsak böyle çok şık bir mat oluyoruz. Fil G4 şah. Şimdi böyle kaçarsak vezir F4 şah. Böyle önce de fil E2'den güzel bir mat var. Aslında keşke matı size sorsaydım. Siyahların matı nasıl olur diye. DC6, fil G4. Peki F3'e nasıl mat olur arkadaşlar? Onu da isterseniz videoyu durup siz bulun o zaman. Bu biraz daha kolay tabii. Burada da fil çarpı F3. Yine F3, vezir F3. Şah D2'de vezir E2 mat var. Gördüğünüz gibi buradaki at alınamıyor. Vezir F6 F3 oynamış. Beyazlar fil G4'ü kesiyor. Şimdi burada F3 hamlesinde siyahlardan
bir hamle gelmiş. İsterseniz videoyu durdurup buradaki siyahların hamlesini düşünün. İstiyorsanız burada nasıl kazanırdınız? Biraz aslında ipucu da verdik. Siyahlar burada vezir e5 oynamış. Ama siyahların yani size sorduğum ve düşünmenizi istediğim hamle şuydu arkadaşlar. Burada siyahların flaş 3 gibi çok şık bir hamlesi vardı. Blackburn'dan bu hamleyi beklerdim. Çok inanılmaz şık bir hamle yani. Fili geliyor buraya aldığı zaman bakın vezir f3, şah d2, vezir e2 mat oluyor. Almazsa biz alacağız. Bu tarz sıkıntılı konular oluyor. Yani bunu atı falan alırsa yine fil g2, yine fil f3 var, yine vezir f4. Bir sürü mat tehditleri. Çok şık bir hamle olurdu. Yani burada kale g1 ile burayı tutmaya çalışsa hem vezir e5 var hem de fil çarpı g2 yine aynı şekilde kazanıyor. Çünkü kale g2'ye yine vezir çarpı f3, şah d2'ye bu sefer hem kaleyi alma var hem böyle şah çekme var. Buraya da vezir e1 mat var. Evet, çok fazla kaybolmayalım buradaki devam yolunda. Vezir f6'ya f3 oynandı. Vezir e5 siyahlardan. Vezir c4. Burada şimdi vezir c4 niye oynandı bu arada? Vezir e2 mat istiyordu siyahlar. Vezir c4'ten sonra arkadaşlar şimdi siyahlar nasıl devam edebilir? Siyahlar d3 oynamayı tercih etmiş. Yani burada gelişim hamlesi yapsak mesela vezir f5'te dc6 alıyor ve mat yok. Burada b5 belki oynanabilir. Bu vezirin yanını korumak, kovmak için, sorgulamak için. Şimdi vezir c6 alamıyor. Vezir e2 mat var. B5'e vezir b5 alınırsa ne yapılabilir? Kale b8. Şimdi yine alamıyoruz. Yine vezir e2 matla. Vezir c4 gelindiği zaman da şimdi artık burada d çarpı c6 alındığı zaman d3 hamlesi çok etkili bir hamle arkadaşlar. Gerçekten çok profesyonel şık bir hamle. D3 hamlesinde şimdi amacı ne? Vezirin e2'ye olan bağlantısını koparmak. C ile aldığınız zaman da bakın vezir e2 mat oluyor. Evet, devam edelim isterseniz. D5 hamlesi oynamamış tabii ki. F3, vezir e5 dedik. Vezir c4. D3 oynanmış. Vezir çarpı d3. Blackburn'dan fil f5 hamlesi. Vezir c4 oynamış beyazlar ve şimdi b5 sürüşünü tercih etmiş Blackburn. Veziri iyice buradan kovmaya çalışıyor. Vezir f1 dönmüş. Vezir çarpı b5 alışlarına isterseniz size sorayım. Videoyu doğrudurup bulmaya çalışın. Burada siyahın Blackburn'un güzel taktiği neydi arkadaşlar? Lütfen bulmaya çalışın. Evet, Blackburn burada fil çarpı c2'ye hesapladı. Şah çarpı c2'ye de at d4. Akşamlar Türkiye'yi hesapladı. Bakın hem şah hem vezir çatalı var. Şah c2'yi almayıp ne yapacağız? Böyle yaparsak yine işte vezir e3, şah c2, at d4 çatalı var gibi düşünebiliriz ama bu sefer şahı geri döndükten sonra bakın at b5'i o da bizim vezirimizi alıyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Burada vezir e3 yerine at b4 hamlesi bayağı iyi bir hamle olur. Tabi zor hamleler, kolay hamleler değil. O yüzden gayet anlayabiliyorum. Bulamazsanız da yani neden bulamadım gibi düşünmeyin. Vezirle atımızı alırsa da vezir e2, vezir d3 mat olacak arkadaşlar. Önce vezir e2 şah, şah c3 de vezir d3. Evet, Blackburn'un zaten başta biraz tabi kafa karıştırıyor. Biraz beyin yakıyor. Onu kabul ediyorum. B5'e vezir f1 oynanmış. Vezir çarpı b5'e bakmıştık. Şimdi at d4 hamlesini tercih ediyor Blackburn. Gördüğünüz gibi buradaki at d4'e geliyor. C2'ye iki taşla birlikte saldırıyor. C2'yi savunmak için beyazlar burada at a3 hamlesini tercih etmiş. At a3 hamlesini. C2 savunuyor gayet anlaşılabilir bir şekilde. Blackburn burada attan kusmak adına b4 sürüyor. Şimdi at c4'e yine iyi akşamlar var. C2 karesi boşta. Vezir çarpı C2. Şah D2'ye. Vezir E2. Mat oldu. Vezir alınacak. Hayır alacak. Mat olacak. Arkadaşlar. O yüzden beyazlar da buradaki file saldırıyor. At C4 gelmek yerine. O da G4 oynuyor. Burada Blackburn ben diyor işte filleri bu sefer artık yeterince kullandım. Burada artık bu fili kullanmama gerek yok diyor. Fil çarpı G4 kurmuş. FG4'de de D5'i almış. Yine şık bir hamle. Artık veziri kaleye bağımlı hale getirdi. Veziri buradan oynadığı an arkadan kale boşta. Şimdi açarak şah tehdidi de var. At B3 tehdidi var. Mat edecek. Çok tehlikeli konumlar şu an artık. At B3'e fil D2 kapatamayacağız. Vezir D2 mat var. Vezir D3 kapatırsak da arkada kale boşta. Umarım takip edebiliyorsunuzdur. Biraz hızlı sunuyor olabilirim. Fil D2 kapatmış. Buradaki şahla vezirin karşılıklı olmasını engellemek adına beyazlar. Siyahlar sakince atı almış. B çarpı A3. Fil C3 atı açmaz almış. Ki bu at oynayıp bizim başımızı belaya sokmasın diye sağa sola uçarak. Şah G8 basit çarpmazdan çıkmış Blackburn. Fil çarpı D4. Vezir çarpı D4 alınabilir. Ama Blackburn çok daha şekil bir şekilde devam etmiş. A çarpı B2 ile. Fil B2 alınamıyor. Açmaz var.
Kalbe bile de şimdi rezervat almış ve artık Alexander Beyazlar terk etmiş. Gerçekten bence şık bir oyundu. Yani vezir fedası olmak zor değil Blackburn her maçında ama gerçekten taktik unsurları sonuna kadar kullanan bir oyuncu Blackburn. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Yakında Satranç TV kupası da başlayacak. Mutlaka kanala takipçi olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Akşam da canlı yayın gelebilir bu arada. Hoşçakalın.